Bize de çok gelenden üniversiteden gelen talebelerimiz oluyor. İlk sorduğum soru şu oluyor. Gelen talebe, çocuklarımıza, erkek, kız. Çocuklar sadece imza için mi buraya geldiniz? Yoksa bu eğitimi alarak, alarak ileride cebimde bulunsun diye mi geldiniz? Ben hoşuma gidiyor. Hepsi de aşağı yukarı aldığım cevap... Çok eski yıllarda, bunda 10 yıl önce bize imzalayıver diyenler olurdu. Şimdi öyle çıkmıyor. Çünkü Lokma Arslan'ın midesinde diplomayı almış ama hayat tecrübesi yok. Nerede iş bulacak? Bulamaz. Onun için gelen stajyer çocuklarımız iyi iş bir şekilde muhtelif yerlerde fabrikaya dolaşıyor. Mesela tekstil mühendisi olacak. Devamlı fabrikayı dolaşıyor. Hoşuma gidiyor. Yani okulu bitirdikten sonra da mutlaka bizim gibi işletmelerde, bizden büyüklerde daha küçük olabilir. Fark etmiyor. Eğitimlerini alsınlar. Daha imkanı olursa yabancı dilleri olan arkadaşlar mutlaka olacaktır. Şimdi yabancı dil olmayan eğitim hemen hemen kalmadı. fabrikaların ihracat departmanlarında para pul istemeden bak onu açıkça söylerim. işletmeler mutlaka para pulu verir. Çıraklık yapsınlar. Mutlaka çıraklık yapsınlar. Ancak başarıyı oralarda bulabilirler. Yoksa ben okulu bitirdim, diplomam cebinde. Yok, başarı yok. Eğitimini alamazsan, çıraklığını yapamazsan, eğitimini alamazsın. İşte birkaç gündür arkadaşları geziyorsunuz. Zafer Katrancı gibi, biraz önce Nevzat abiden bahsettik. Çıraklığını biz yıllarca yaptık. Onun için başarımız var. Çıraklığını yapmamış olsaydık beceremezdik. Onun için her genç jenerasyon arkadaşımız, okulu bitiren arkadaşlarımız lütfen eğitimini alsınlar, diplomadan sonra çıraklığını yapsınlar. Boynuz kulağa geçmezse o çıraklık çıraklıktan sayılmaz. Çok önemli. O çıraklık çıraklıktan sayılmaz. Boynuz kulağa mutlaka geçecek. Geçmek durumunda Yoksa yerinde sayar.